Tabii bilimsel yöntemi izlerken bilimcilerin izlediği bir takım standartlar, kurallar var. Bunların bir kısmı resmi olmayan kurallar, ilkeler ve değerler. Bir defa kısaca söz etmek gerekirse evrenselcilik, yani bilim evrenseldir diyoruz. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuçların evrensel olarak denetlenebilirliği, herkesin görüşlerine açılması söz konusu. Örgütlü şüphecilik, yani bilim insanları, bilimciler kuşkuyla bakmak zorunda belirli bir araştırmanın sonuçlarına, elde edilen sonuçlarına. Çünkü temel espri acaba evet gerçekten de böyle bir ilişki var mıdır, bu kuşkuyu duymak. Dolayısıyla kuşku duymayan kişilerin bilim yapması çok karşılaşılan bir şey değil. Bilimci tarafsız olmalı, yansız olmalı. Biraz önce aile içi şiddetten söz ettik. Yani bunun değişik şeyleri kuşkusuz olabilir. Belki karınıza şiddet uygulamıyor olabilirsiniz ama örneğin çocuğunuzu eğitirken pekala yeri geldiğinde ufak tefek önleyici tedbirler almayı siz de uygun görebilirsiniz. Bu nitekim bilimcilerde de karşılaşılan bir şey olabilir ama o araştırmayı yaparken sizin çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerinizi ya da suçu önlemeyle ilgili görüşlerinizi tarafsız kalarak araştırmanın bir parçası haline getirmemelisiniz. Çünkü elde ettiğiniz sonuçları yorumlarken o zaman yanlış davranmış olursunuz. Gene bilimciler elde ettiklerini paylaşırlar. Yani bilim birikimsel bir sistemdir. Başkalarının buldukları üzerine inşa edilen bir sistemdir. Dolayısıyla örneğin suçun önlenmesiyle ilgili olarak elde ettiğiniz sonuçları bilimsel camia ile paylaşmak istersiniz. Bu son derece önemli. Paylaşırsınız ki acaba bu bulgularda herhangi bir yanlış var mı? Varsa biraz önce sözünü ettiğimiz örgütlü şüphecilik açısından acaba araştırmacının öngöremediği başka etmenler sözü edilen neden-sonuç ilişkisine yol açmış olabilir mi? Dolayısıyla paylaşımcılık burada son derece önemli. Özünde aslına bakılırsa bilimsel araştırmaların büyük bir çoğunluğunun da kamu kaynakları kullanılarak yapıldığı düşünülürse o zaman bu kaynaklarla yapılarak elde edilen araştırmaların sonuçlarının da kamuya dönmesi lazım. Paylaşımcılığın bir diğer bileşeni de bu. Bir diğer şey de bilimcinin dürüst davranması. Yani zaman zaman okuduğumuz bir takım olaylarda olduğu gibi verileri uydurmaması, çarptırmaması, bunun gibi özellikleri de yeri geldiğince görebiliyoruz. Bugün Wall Street Journal'la düşen bir haber vardı. Retraction artıyor diye. Yani 2001'den 2010'a kadar bilimsel dergilerde doğruları içermediği için geri çekilen makale sayısı müthiş bir şekilde artmış. Ve bunlar anlaşanlı bilimsel dergiler bazıları da. Bu demektir ki hani bilimcilerin bu tür fabrikasyon verilerle iş yapmaması, dürüst olmaları, biraz önce işte deneklere karşı dürüst olmaktan söz etmiştik ama aynı zamanda nasıl rapor edildiği, hangi yöntemle veri toplandığı da bu dürüstlüğün bir parçası. Bilimsel yöntemin dayandığı temel varsayımları o zaman şöyle özetleyebiliriz. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunmaya çalışılması. Olayların gözleme, ölçmeye, deneye dayanarak incelenmesi. Demin gördüğümüz tüme varım ve tümden gelim yoluyla geçerli ve güvenilir bilgiler toplanması. Bu iki sözcük de yine yüklü sözcükler, geçerlilik, güvenilirlik, daha sonra açıklayacağız bunları. Ve olayların daha önce de vurguladığımız gibi metafiziğe dayanmadan açıklanması. Bunlar bilimsel yöntemin dayandığı temel varsayımlar. Peki bir bilimsel yöntemin aşamaları neler dediğimizde burada 6 aşamadan söz ediyoruz. Birincisi güçlüğün sezilmesi. Yani ortada bir sorun var. Bu
sorunun sezilmesi. Bu bireysel bir sorun da olabilir. Grupla ilgili ya da toplumsal ya da fiziksel bir sorun da olabilir. Öncelikle bu sorunun ne olduğunu çözmek lazım. Örneğin Türk toplumunda eğer aile içi şiddet denildiği gibi son yıllarda katlanarak artıyorsa bu sorunu öncelikle sezmemiz gerekiyor. Sonra sorunun tanımlanması lazım. Nedir aile içi şiddet? Yani aile içi şiddetten kastımız ne? Aile arasındaki bir takım tartışmalar mı aile bireyleri arasında, yoksa fiziksel şiddet içeren bir şey mi, yoksa daha da sonuçları kötü olan eylemler mi? O zaman biraz önceki Kur'an açıklamasında gördüğümüz gibi bir çözümü tahmin etmemiz gerekiyor. Yani bu sorunu nasıl çözeriz? Hani bir denence geliştirmemiz gerekiyor, hipotez geliştirmemiz gerekiyor. Buna da birazdan değineceğiz. O zaman bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda nasıl bir gözlem ölçme yapabiliriz ve bu sorunu çözmek için yapılması gereken şeylerin neler olduğunu nasıl belirleyebiliriz? İşte eğitim, kriminolojik olarak yeterli önlemlerin alınması vesaire gibi. Ondan sonra bu deneylerin, araştırmaların yapılması, değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla mevcut sorunun ne olduğu konusunda elde ettiğimiz bulguları analiz etmemiz ve bunları bir rapor halinde yayınlamamız, başkalarına duyurmamız gerekiyor. Bilimsel yöntemin temel aşamaları kabaca bunlar. Burada bir diğer üzerinde durmamız gereken terim araştırma terimi. Özellikle bilimsel araştırma. Araştırma terimi de kavramı da yüklü bir kavram. Günlük kullanımıyla bilimsel anlamda kullanımı arasında fark var. Ne yapıyorsun? İşte kütüphaneye gidiyorum, araştırma yapacağım. Belki kütüphane kataloğunu kullanarak bir takım şeylere bakacak ya da başka bir şey yapacak. Ama genel olarak araştırma dediğimizde kastettiğimiz bundan daha fazlası. Nedir? Olayların incelenmesi, o olaylarla ilgili bilgilerin toplanması, bu bilgilerin kritik bir şekilde gözden geçirilmesi, analiz edilmesi, senteze tabi tutulması, yorumlanması ve bundan anlamlı bir takım neden-sonuç ilişkileri ortaya çıkarılması. Araştırmadan kastettiğimiz bu. Nitekim bu ders boyunca da sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinde bu sürecin bileşenlerini ayrıntılı olarak görmeye çalışacağız. Daha spesifik olarak toplumsal araştırma dediğimizde ise araştırmacıların, bilimcilerin toplumsal dünya hakkında bilimsel temelli bilgi üretmek için sistematik olarak uyguladığı yöntem ve yöntem bilimlerin bir toplamı. Bu tanımda da gene çok yüklü terimler var. Sistematik olarak yöntem, yöntem bilim, yeri geldiğince yöntemleri araştırma türlerinde söz konusu edeceğiz. Nitekim bu slaytta araştırma türlerini görüyoruz hemen. Temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olarak ikiye ayrılabilir kabaca. Temel araştırmalar dediğimiz zaman da kuram geliştirmeye yönelik bilgi üretmek anlaşılmalı bundan. Yani mevcut bilgi düzeyimizi daha da ileriye taşımak amacıyla yapılan araştırmalar. Bu açıdan bakıldığında da dünyayı, toplumsal dünyayı nasıl açıkladığınızla ilgili bir takım kuramlar geliştirme temel araştırmaların parçalarından bir tanesi. Kuram geliştirme son derece önemli. Şimdi toplumların temel araştırmalarla uygulamalı araştırmalar arasındaki yaklaşımı da dikkate değer bir bakıma. Uygulamalı araştırma dediğimiz zaman sonucu hemen alınabilecek bir takım araştırmalardan bahsediyoruz. Daha çok araştırma geliştirme, ARGE diye adlandırılan araştırmalar. Nitekim bunlar daha sorun çözmeye yakın olduğu için bazen eylem, aksiyon araştırmaları, değerlendirme araştırmaları olarak da adlandırılabiliyor. Fakat bunlar da yine daha önce gördüğümüz gibi
birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaması gereken şeyler ya da birisi diğerinden daha değerlidir diye alınmaması gereken şeyler. Temel araştırmaların gelişmediği ülkelerde uygulamalı araştırmaların sıçrama yaptığı görülmüş bir şey değil. Oysa bu bağlantıyı çok iyi takdir edemeyen toplumlarda bazen temel araştırmalar bir şekilde daha az değerliymiş gibi görülüp onlarla ilgili kurumlar kapatılma yoluna gidilebiliyor. Oysa görmemiz gereken şey bunların doğurgan bir sürecin parçaları olduğu. Yani temel araştırmayla ilgili belirli bir düzeye gelememişseniz muhtemelen uygulamalı araştırmalarla ilgili olarak da çok iyi bir pozisyonda olmanız mümkün değil. Kabaca bir ayrım araştırma türleriyle ilgili olarak bu. Bir diğer ayrım ise nicel ve nitel araştırmalar biçiminde. Derse girişte bu dersin daha çok nicel araştırma yöntemlerine ağırlık vereceğini söylemiştik. Nicel araştırmadan kastettiğimiz şey maddi olguların ölçümüne, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bunlar genellikle gözlenebilir, denekler üzerinde yapılan bir takım deneylerin ya da gözlemlerin sonuçlarına dayanan araştırmalar. Ve bu açıdan bakıldığında da nicel araştırmalar sosyal bilimlerde de son derece ağırlıklı bir araştırma türünü oluşturuyor. Ama sosyal bilimlerde nitel araştırmalar da son derece önemli. Yani sadece deneye dayalı, sadece gözleme ya da betimlemeye dayalı araştırmalar değil, aynı zamanda nitel olarak toplumda ne olduğunu anlamaya yönelik araştırmalar da ağırlıklı olarak halk bilimde, antropolojide, iletişimde bir yer oluşturuyor. Nedir nitel araştırma dediğimiz zaman kastettiğimiz şey? Daha çok toplumsal gerçekliği anlamak için yapılan, daha çok insanlar arası ilişkiler sürecine ya da toplumlar arası, kültürler arası etkileşim sürecine odaklanan araştırma türünden söz ediyoruz. Nicel araştırmalarla karşılaştırıldığında burada belki daha fazla denekle görüşmüyoruz. Örneğin alan araştırmalarında olduğu gibi belirli bir grubu, köyü, aileyi, olguyu mercek altına alıyoruz. Ama o sırada nicel araştırmayla belki elde edemeyeceğimiz bir takım çok değerli bilgilere sahip oluyoruz. Yani bazı şeyleri sayısal olarak da halledemezsiniz. Örneğin bir araştırma vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm kuyruğu denilen bir olgu var. İnsanlar hemen belirli bir suç işledikten sonra idam edilmiyorlar. Dolayısıyla en az 10 yıllık bir bekleme süreci var. Karar verilmiş, bu kişinin idamı gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor ama 10 yıllık bir süreç var. Acaba ölüm kuyruğunda olan insanlar ne hissediyor? Nitekim hatırladığım kadarıyla bununla ilgili bir film de yapılmıştı yıllar önce. Şimdi bakın bunu nicel araştırma yöntemi kullanarak, efendim işte ABD'de şu kadar kişi var ölüm kuyruğunda, acaba bu kişiler ne hissediyor, kendilerine soralım, mikrofonu dayadık. Bu tür bir araştırma yöntemiyle çok fazla bir yere gitmeniz mümkün değil. Ama öte yandan tıpkı sözünü ettiğim, adını hatırlayamadığım filmde de söz edildiği gibi, eğer siz ölüm kuyruğunda olan insanların iç dünyasına girmek ister, onların neler yaşadıklarını, yaşamdan beklentilerini, içinde bulunduğu ruh karmaşasını yansıtmak istiyorsanız, belki daha birebir, daha nitel yöntemlerle bu soruna yaklaşmanız gerekecek. Nitekim birçok sosyal bilim disiplininde de antropoloji gibi, halk bilim gibi, bunun dışındaki sosyoloji ile ilgili bir takım araştırmalarda ağırlıklı olarak nitel yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Peki bu nicel araştırmalarla nitel araştırma süreçleri birbirinden çok mu farklı?
Hayır, aslına bakılırsa biraz önce 6 aşamada özetlediğimiz bilimsel yöntemin aşamalarını bir başka kaynaktan aldığımız nicel araştırma sürecinin araştırmaları üzerinde de haritalayabiliriz. Nitekim bu kavramlar birbirine benzer. Bu iki slide arka arkaya koydum ki nicel ve nitel araştırmalardaki yaklaşımın aslında birbirlerinden müthiş bir şekilde farklı olmadığını göstermek için. Bakın, nicel araştırmada da konu seç, soruya odaklan, araştırmayı tasarla, veri topla, verileri analiz et, yorumla ve başkalarını bilgilendir. Bunlar kabaca biraz önceki 6 aşamaya çok benziyor. Bu aşamada ayrıntılı olarak üzerinde durmayacağım. Nitel araştırmada bu aşamalar ne kadar fark ediyor diyecek olursanız, şimdi bir öncekinde konu seç ve soruya odaklan var iken ilk iki aşamada, nitel araştırmalarda ise toplumsal benliği kabul et ve belirli bir bakış açısı benimse aşamaları var sadece farklı olarak. Toplumsal benliği kabul et derken burada, yani belirli bir toplumsal olguyla karşı karşıyasınız. Bununla ilgili olarak ne yapacaksınız? Örneğin bugün acil sorunlardan bir tanesi uluslararası topluluğun Somali'ye açlığı önlemek için yardım göndermesi. Şimdi gazetecilik açısından baktığınızda bu olaya, aslına bakılırsa bir gazetecinin olayları izlemekle yükümlü olan bir gazetecinin nasıl bir toplumsal benlikle bu soruna el atacağı aslında son derece kritik. Nasıl bir bakış açısı benimsecek? Acaba örneğin işte bazı araştırmalarda ortaya çıktığı gibi ya işte açlığa baktığımız zaman ekonomik açıdan hiçbir demokratik ülkede açlıkla karşı karşıya kalınmıyor ama demokratik olmayan ülkelerde açlıkla karşı karşıyayız. Bu şekilde mi yaklaşacağız olaya, yoksa bu işin insani yönüyle ilgili olarak mı bir takım duruş sahibi olarak soruna yaklaşacağız? Tabii ki bu nitel araştırmada araştırmacının daha işin başından kararını vermesi gereken bir konu olacak. Yanlış anlaşılmasın, burada biri diğerinden daha doğru diye bir şeyden, yaklaşımdan söz etmiyoruz. İkisi de bilimsel kuşkusuz ama veri toplanacak deneklerle ilgili olarak olaya bakıldığı zaman, örneğin madem ki Somali'de açlık konusunu gündeme getirdik, o zaman siz bu durumda kendinizi bir gözlemci olarak mı göreceksiniz sadece, yoksa bu işin bir parçası olarak da hareket ederek bir araştırma mı geliştireceksiniz? Bu son derece belirleyici. O açıdan toplumsal benliği kabul et ve belirli bir bakış açısı benimse derken, bunlar gerçekten de nitel araştırmayı gerçekleştirecek bilimci açısından önemli. Bir diğer şeyi de vurgulamakta yarar var. Elbette gazetecilik de akademik olarak bir disiplin ama günlük olayları izlemek bilimsel anlamda bir araştırma olarak da düşünülmemeli. Sadece daha sonra yapılacak bilimsel araştırmalara veri sağlayacak bir çalışma olarak görülmeli. Bunu da eklemekte yarar var. Son olarak araştırma türü sınıflandırması konusunda keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı araştırmalar diye de bir bölümleme var. Bundan kasıt da gene sanıyorum daha önce evsizlikle ilgili bir örnek vermiştik ya da çetelerle, kapkaç olayıyla ilgili olarak. Buradaki sınıflamaya baktığımızda önce daha önceden hiç karşılaşmadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunun ne olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Exploratory research diye adlandırılan araştırma türünden söz ediyoruz. Yani bir defa bu sorunla bir aşinalık sağlamaya çalışıyoruz ki acaba bu sorun bilimsel olarak nasıl araştırılabilir? Sorunla ilgili yeni hipotezler, denenceler, kuramlar nasıl geliştirilebilir? Bu konuda daha sonra neden sonuç ilişkisini açıklayacak ya da tanımlayıcı araştırmaları nasıl yapabiliriz üzerinde
bize bilgi sağlayacak araştırmalar, keşfedici araştırmalar. Tanımlayıcı araştırmalar ise, evet, aşağı yukarı kapkaçla ilgili belirli bir fikrimiz var ne olduğuyla ilgili olarak. Şimdi bunu tanımlayalım. Örneğin, İstiklal Caddesi'nde aktif olan kaç tane kapkaç çetesi var? Bu çeteleri oluşturan grupların yaş ortalamaları ne? Eğitim düzeyleri ne? Ailelerinin sosyal durumu ne? Gibi. Eğer bunları nicel verilere dayanarak tanımlayabiliyorsak, o zaman sorunu bir adım daha ileri götürüp ne olduğunu tanımlamış oluruz. Nitekim tanımlayıcı araştırmalarla ilgili en büyük kaynaklardan bir tanesi diyelim ki nüfus sayımlarıdır. Çok değerli bilgiler verir. Kendi başına belki bilimsel araştırma olarak alamayabilirsiniz ama oradan hareketle pekala tanımlanmış olan belirli bir grupla ilgili daha spesifik bir tanımlayıcı araştırma, neden sonuç ilişkisi belirten bir araştırma daha sonra yapılabilir. Açıklayıcı araştırma ise neden sonuç ilişkisi ortaya çıkarmak için yapılan bir araştırma. Yani siz X ile Y arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda bir hipotez denence geliştirirsiniz. Daha sonra onunla ilgili veri toplar, gözlem yaparsınız ve gerçekten bu ilişkinin var olup olmadığını ampirik verilere dayalı olarak, yani sahadan topladığınız nicel ve nitel verilere dayalı olarak doğrulamaya ya da yanlışlamaya çalışırsınız. Burada da amaç bir neden sonuç ilişkisi ortaya çıkarmak. O zaman neden sonuç ilişkisi kuşkusuz bize daha sonra bak şöyle bir hareket tarzı belirlerseniz şu sonucu alırsınız deme gücü verecektir. Yani örneğin İstiklal Caddesi'ndeki kapkaçı azaltmak amacıyla örneğin kriminolojik bileşeni öne çıkaran şeylerin daha başarılı sonuçlar verdiği yönünde bir bulgunuz varsa o zaman kriminolojik açıdan açıklamış olursunuz. Çete suçlarıyla, kapkaç suçlarıyla ne bileyim sizin bulduğunuz bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri. Dolayısıyla burada kritik sorulardan bir tanesi gene daha önce de yoğunlaştığımız gibi peki ille de bu üç araştırma türü birbirinden ayrı mıdır? Hayır. Ama nadiren bir araştırmanın özellikle günümüzdeki uzmanlaşma dikkate alındığında bütün bu üç araştırma türünü de kapsar. Dolayısıyla da evet bazı araştırmalarda bunlardan ikisini beraber görebilirsiniz. Örneğin hem tanımlayıcı hem açıklayıcı ya da hem keşfedici hem tanımlayıcı gibi. Ama bütün üç türü de aynı araştırma içerisinde görmek en azından günümüzün uzmanlaşma dünyasında çok sık rastlanan bir şey değil. Ancak belki de ders kitaplarında vesaire görebileceğimiz ya da derlemelerde görebileceğimiz bir özellik olarak düşünülebilir. Gördüğünüz gibi burada üç farklı türde yaklaştık araştırma türlerine. Birincisi temel uygulamalı araştırmalar. İkincisi nicel, nitel araştırmalar ve son olarak da keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı araştırmalar diye. Sınıflamayı nasıl yaptığınız önemli değil ama yer yer bunlar üzerinde düşündüğünüz zaman örneğin keşfedici araştırma dediğimizde belki daha az nicel veriye dayalı araştırmalardan söz ediyor olabiliriz. Ya da tanımlayıcı, açıklayıcı araştırma dediğimizde daha çok nicel veriye dayalı araştırmalardan söz ediyor olabiliriz. Ama gene burada da kesin sınırlarla birbirinden ayrılıyor demek doğru olmaz. Evet, kabaca ilk dersi özetleyecek olursak, temel olarak birkaç kavramdan söz ettik. Bilim nedir? Bilimsel yöntem nedir? Kuram nedir? Dünya görüşü ya da paradigma nedir? Araştırma nedir? Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel yöntem nedir? Hangi tür araştırmalar yapılabilir ve gerek nicel gerekse nitel yöntemlerde hangi aşamalar izlenir? Yani konu seçiminden bulguların yayınlanmasına kadar bunlar üzerinde durduk. Bundan sonraki dersimizde ise burada sergilediğimiz bir takım kavramları daha ayrıntılı olarak göreceğiz.